Size selam diyorum. Bugünkü toplantımız için çoğunluğumuz var. Demokratikleşme açısından, uygulama açısından da bir örnek bu. Yaşadığımız yere yazardı ve çocuklarımızın doğduğu, doğacağı yer orasıdır. Çoğunluğumuzun olduğunu gördüm ve Haziran ayı toplantısına katılamayacaklarını. Değişim ve dönüşüm içinde fark ederseniz, bu değişim ve dönüşüm... Türkiye'de bir seçim yapıldı. Gayet demokratik, herhangi bir ciddi problem olmadan bir şölen havasında oldu ve hayırlı olsun diyorum. İnşallah daha güzel günlere hep birlikte bu demokratik anlayışta ulaşırız inşallah. Yani sportif faaliyetler oldu. Bizim zaten belediye faaliyetleri belli bir şekilde sürüyor. Bu çalışmalar içinde mesela bir güreş şampiyonası oldu. Onun dışında geçtiğimiz hafta triatlon yarışı oldu. Çok geniş katılımdı. Müthiş bir faaliyetti ordunun tanıtılması açısından. Akkuş zaten voleybolda harikalar yaratıyor. Onun dışında Aybası'da güreş faaliyetleri bir şey halinde devam edecek. Kampanya halinde devam edecek. Gölköy'deki faaliyetler. Yani herkes hani düşünen, üreten, yarışan ordunun yarışan kısmında hem başarı üretiyorlar hem yarışıyorlar. Bana göre bütün yıl içindeki en önemli faaliyeti münazaralar. Münakaşa değil, münazara diye orduda yeni bir faaliyet başlattık. Ve 127 lise, bütün 19 ilçenin 127 lisesinden 32 takım yarışarak ortaya çıktı. Çok önemli bir şey bu. Değişik sahalarda münazara kültürüyle kavga etmeden, siyasete örnek olacak şekilde hepimize çatışma kültüründen fikri kültüre, insani amaçlı, entelektüel boyuta ağırlık veren çok başarılı bir çalışma oldu. Benim de hayalimdeki en önemli hedeflerimden bir tanesiydi. Hayalimdi, bir rüyamızdı bu. Çünkü biz o şekilde yetiştik. Münazara kültürüyle yetiştik. Fikirlerinizi ortaya çıkarıyorsunuz, ona hazırlık yapıyorsunuz, gayet centilmence tartışıyorsunuz ve fikirlerinizi savunuyorsunuz. İşin içinde hem düşünce tarafı var, hem ahlaki boyutu var, etik boyutu var. Küçümsemiyorsunuz, tartışıyorsunuz ve ortaya bambaşka yeni yeni hatipler, yeni düşünürler çıkıyor. Bu ordunun siyasi yapısını da değiştirecek. Orduyu uzunca bir süredir algılar yönetti. Algılar. Yani 10 kişi, orduda 10 kişi, yani yaklaşık 10 kişi istediği şeyi kafasında kurup gündemi oluşturabiliyordu. Bunlar bazen bir dolmuşa biniyorlardı. Fidangör'den işte çarşı başına kadar, oraya kadar gidiyordu. Yolda konuşurken güya zehir saçıyorlardı. Yani algı oluşturuyorlardı. Klasik bir usul. Eski ve bunu da çok kişi bundan etkilenebiliyordu. İşte bazı yerlerde görüyoruz. Yani bunlar dedikodu köşeleri. Şimdi bunlarla algı oluştu. Uzunca bir süredir. Köpek algısı oldu, efendim çöp meselesi oldu. Bunları ben hep yaşadım geldiğim günden beri. Bir sürü böyle şey, bir mühendislik düşünmesi, kötü bir mühendislik düşünmesi. Bunun neticesinde şunu ben gördüm ki, orduda olgular ilk defa algının önüne geçti. Yani yaptığımız eserler, hep beraber büyük şehir olarak, ilçe belediyeler olarak yaptığımız eserler algının önüne geçti. Şimdi artık gözüküyor. Parklar gözüküyor. Seyir terasları gözüküyor. Yollar gözüküyor. Altyapı gözüküyor. Yani 240 makineyle biz durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Altyapılar yapılıyor. Diğer çalışmalar sürüyor. Bunlarla beraber durmadan hem asfalt plantleriyle, hem beton santrallarıyla, hem taş ocaklarıyla kendi yollarımızı, kendi altyapılarımızı oluşturuyoruz. Su konusunda öyle, diğerlerinde öyle. Ve bu 4 yılın biz 2 senesini pandemiyle geçirdik. Geri kalan 2 senede bir depremi falan da sayarsanız bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu olgunun ilk defa algıyı
alt etmesini yakın tarihimizdeki seçimlerde de görüyoruz. Onun için eser siyaseti, iş yapmak son derece önemli. Yani belediye toplantılarında bunlar konuşulmuyordu. İmarla oturuyorduk, imarla kalkıyorduk. Şimdi biz imar konusunda da 11 ilçede yaptığımız imar çalışmalarıyla da önümüzü rahatlıkla görebiliyoruz. Ve buradan da esas sorunlara dönmeye başladık. Esas sorunlardan bir tanesi deprem. Şu anda deprem konusunu, deprem olduktan sonra epey bir zaman geçtiği için belki bunu hafifletilmiş zannedebilirsiniz ama deprem olduğunda Türkiye'nin de insanlığın da bir sorunu. Onu mutlaka bizim yeni kurduğumuz daire başkanlığıyla bunun üzerine gideceğiz. Fındık konusu, bizim 200 yıldır fındıkla uğraşıyoruz. Herkesin fındık bahçesi aşağı yukarı var. 200 yıldır tek yaptığımız yenilik patos. Çok komik bir şey bu. Fındığın da şu anda biz fiyatı dahil, tarımı dahil, ticareti dahil, taşınması dahil bunun üzerinde duruyoruz. Onun için bir 5T diye de bir çalışma çıkarttık. Bunlardan bir tanesi tarım, ikincisi turizm, üçüncüsü teknoloji, dördüncüsü ticaret, beşincisi de transportasyon dediğimiz taşıma. Bu beşinde de ordu ilk defa gölgede kalmaktan kurtuldu. Ve şu anda Akdeniz-Karadeniz yolu, Ünye Limanı, Fas'a, Akkuş yolu ile birlikte şu anda taşımada, turizmde ise yaptığımız çalışmalar, hemen hemen biz bütün vaatlerimizi yerine getirdik. Şimdi üzerine hiç vaat etmediğimiz şeyleri yapıyoruz. Değişim ve dönüşüm içinde fark ederseniz. Yeni başkanımıza yapmayacağız.